Sole Beauty Stüdyo Feneri sunar. Febiat TV'den, Stüdyo Fener'den herkese merhabalar. Yeni bir programla yine birlikteyiz. Sizin karşınızda İrfan abiyle birlikte. İrfan abi hoş geldin. Hoş bulduk. Deli dolu bir program yapacağız bugün. Fenerbahçe'nin dünkü maçını değerlendireceğiz. Transferler var. Onları değerlendireceğiz ama her şeyden önce değişen sponsorumuzu da söyleyelim. Sole Beauty sevgili Emir Özalpay programımızın yeni sponsoru oldu. Kendisine desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Senin söyleyeceğin bir şey var mı? Biz de teşekkür ederiz. Destekleriyle beraber birlikte büyüyeceğiz. Evet. Yani belli bir noktaya getirdik. Evet. Yani izleyici kitlemiz de şimdi oluştu. Şimdi bir üst seviyeye çıkma zamanı. Bugün de bu Fenerbahçe maçı görselleriyle ilgili onların logolarını da kullandığım birkaç fotoğraf oldu. Onları da koyacağız. Tekrardan Sole Beauty'ye bize kattıkları için teşekkür edelim. Ve programımıza başlayalım. İrfan abi, Fenerbahçe'nin dün oynadığı Lugano maçını konuşacağız ama Lugano maçından önce transferleri konuşalım istiyorum. Çünkü herkesin özellikle Fred sakatlandıktan sonra derdi 6 numara 8 numara oldu. Gerçekten aksayan bir durum var Fenerbahçe'de o noktayla ilgili. Fenerbahçe transferde aslında birçok noktada yol kat etti. %95'ini bitirdik demişti Mario Branco. Fakat bu %95'in içindeki %5 şu anda en önemli. Yani %5 büyüktür, %95 sağlaması oldu neredeyse. Şöyle söyleyeyim Erhan. %95'in en az %15'i gitti Fred'le beraber. İşte ben de şöyle değerlendirdim. Fred sakatlığı sonrası %5 büyüktür, %95 oldu. Bu noktada Fenerbahçe için ismi geçen, görüşülen, menajeriyle görüşülen, kulübüyle görüşülen, teklif yapılan adaylar var. Son olarak sevgili meslektaşım Sercan Hamzoğlu'nun bugün öğle saatlerinde dile getirdiği Guido Rodriguez ismiyle ilgili transfer çalışması yapıldığı söylendi. Bu oyuncu da Fenerbahçe'nin geçen yılda ilgilendiği ama alamadığı, transfer edemediği bir oyuncu. Baktığınız oyuncu bir sakatlıktan çıktı. Ağır bir sakatlık sonrası tekrar kendine gelebilecek mi? Oynadı da gelecektir diye düşünüyorum. Ama neden bu kadar süre rakip transfer olmadı diye bir soru var. Tabii orada da şöyle bir detay var. Ben onu sana söyleyeyim hemen. Barcelona Xavi yönetiminde oyuncuyla anlaşıyor. Fakat Hansi Flick gelince bu transferi veto ediyor Hansi Flick. Ve o sebeple Rodriguez boşta şu anda. Fenerbahçe'de halihazırda Fred'in sonrasında bu transfer için çalışmalarını başlatıyor. Öncelikle bu transferle başlıyor. Şöyle söyleyeyim. Aslında Fred'in sakatlığı Fenerbahçe'deki transfer planını tamamen değiştirdi. Çünkü Fred'le beraber Fred'in ayarında, yani Fred'le beraber oynayacak bir oyuncu transfer etmek istiyordu Fenerbahçe ama yapılan MR kontrolünde Fred'de çapraz bağda bir hasar meydana geldiği ifade edildi ve en az 4 hafta sahalardan uzak kalacak. Yani 4 hafta ne demek? Lille'le oynayacak, 2 maçta oynamayacak. Artı ligde de en az 4 maçı kaçıracak. Yani İlk playoff'u da kaçırır. İlk playoff'u da kaçırır. Eylül ayı gibi sahalara dönmesini bekliyoruz. Ama tabii nasıl dönecek Fred, o da soru işareti. Şimdi Fred'in sakatlığı sonrası Fenerbahçe'de orta saha transferi hız kazandı. Görüşmeler hız kazandı. Çünkü Fenerbahçe aslında orta saha transferini de acele etmeyecekti. Orta sahaya kaliteli bir transfer yapmayı planlıyordu. Üst düzey bir transfer yapmayı planlıyordu. Ama Fred transferi biraz daha bunu daha da hızlandırdı görüşmeleri. Öne aldı. Öne aldı. Şimdi baktığımızda eğer şimdi Guido Rodriguez, senin de bahsettiğin gibi ciddi bir sakatlıktan çıktı. Şimdi sakatlıktan nasıl döndü oyuncu? Yani performans anlamında çok fazla bir şey söyleyemiyoruz. Eğer tabii sağlamsa oyun da kurar, liderlik de eder Guido Rodriguez. Önemli bir isim. Tabii bugüne kadar boşta kalması, herhangi bir kulüple anlaşmaması da açık söyleyeyim biraz düşündürücü. Ama Fenerbahçe oyuncuyla şu anda bonservis elinde, oyuncuyla ve kendisi menajeriyle temasa geçmiş. Ama dediğim gibi oyuncunun boşta olması ve bugüne kadar bir herhangi bir kulüpten transfer için görüşme yapmaması, burada veya transfer edilmemesi bence biraz soru işareti. Çünkü Real Vallecano'ydu herhalde forma giydiği son. Ve yani Arjantinli orta saha oyuncusu. Yani İspanya Ligi'nde, şimdi tam takımını hatırlamıyorum ama İspanya Ligi'nde forma giyiyor ve burada şimdi onun performansı anlamında tabii dedim ki ciddi bir sakatlık yaşadıktan sonra dönmüş. Tabii maçlar oynamış ama ne kadar sağ döndü bir soru işareti. Bugüne kadar hani İspanya Ligi'nde de bir takımdan Real Betis'te forma giyiyordu ama dediğim gibi bugüne kadar herhangi bir takımla anlaşmamış olması biraz düşündürücü.
Ama sağlıklıysa dediğim gibi çok Fenerbahçe'ye katkı sağlar orta sahada. Ama şöyle söyleyeyim, ben sadece eğer Guido Rodriguez transfer olursa Fenerbahçe ben bir orta sahayla kalmayacağını düşünüyorum. Yani iki orta sahayla transfer yapabilir. Yani bu oyuncunun bonservisi olmayacak, bonservisi yok. Bonservisi olmadan yani kadroya katılacak. Maaş beklentisi yüksek. Oyuncu için şöyle birkaç özellikten bahsedebiliriz. Ayağı düzgün, stoperlerin arasına girebilen, başarılı uzun top atma kapasitesi yüksek bir oyuncu ve sert de bir oyuncu aynı zamanda. Fenerbahçe'nin aslında aradığı özellikleri bulunduran bir oyuncu. Tabii herkesin şu anda bu konuda şöyle bir şeyi var. Aman diyor, hani Krunić için de böyle diyordu herkes. Onun da istatistikleri, oyunu çok güzeldi. Buraya geldi, dünkü durumunu gördünüz diyor. Bu oyuncu biraz daha hani savunmayı toplayabilecek, Krunić gibi aslında alanı boşaltan değil, alanı da kapatan bir oyuncu. Krunić ile ilgili de aslında ilginç bir istatistik var. Onu biraz Fenerbahçe'yi konuşunca, birazdan maçı, dünkü maçı konuşunca. Şey değil mi? Pas istatistiğini demeyeceksin. %95 mi? %95. Evet, yok, genel bir, hem Fred'le hem Krunić ile ilgili bir istatistik çıkarttık. Pas, onu pas konuşacağız. Ama tabii, şunu söyleyeyim Erhan Bak, şimdi pas isabetini Krunić, evet çok pas isabeti yüksek bir oyuncu. Ama genellikle paslar hep ya geriye ya yana oluyor. Ona birazdan geleceğiz. Dur, transferi bölmeyelim. Guido Rodriguez'den önce Fenerbahçe'de çokça, hatta Fenerbahçe'li iki transfer habercisi, önemli isimler Sercan Hamzoğlu ve Yalız Sabuncuoğlu'nun da birbirlerini yalanladığı Sander Berge transferiyle ilgili bir durum oluştu. Hani öyle bir hale geldi ki bence bu Fenerbahçe için de çok iyi bir şey değil. Zaten çok belli, ikisi de bir şekilde haberleri bir kulüpten, bir menajerler aracıyla bir şekilde bilgiye ulaşabiliyorlar. En azından bizlere göre daha çabuk, daha net bir şekilde, daha erken ulaşabiliyorlar. Bizler de çok çok yarım saat, bir saat, bir gün sonra bu bilgilere ulaşabiliyoruz ama bu bölünme de aslında daha önce de ulaştığımız bilgiler oluyor. Ben değinmek istemiyorum. Onu takdiri izleyicilerimize bırakıyorum. Sander Berge transferi konusunda Burnley'de küme düştükten sonra oyuncu ayrılmak istiyor ve Fenerbahçe'nin de menajerler vasıtasıyla iletişime geçtiği biliniyor. Bu transfer hakkında son gelişmeler ne? Şöyle söyleyeyim. Aslında isim isim söyleyelim. Sen baştan söyle. İsim. Sander Berge. Hayır. Tam anlamıyla ismi geçen orta saha için ben tek tek söyleyeyim. Sander Berge, Sofyan Amrabat, Mateo Kovacic. Ha şimdi. Amrabat içinle başlayalım. Aslında Fenerbahçe'nin transfer listesinde ilk sıralarda yer alan bir isim Amrabat. Hatta bugün şöyle söyleyeyim, Fenerbahçe'nin 10 milyon euro bir bonservis bedeli, çünkü oyuncunun bir yıllık sözleşmesi kaldı Fiorentina'da. Fenerbahçe 10 milyon euroluk bir bonservis bedeli sunmuş, teklif etmiş. Fiorentina'nın beklentisi ise 15 milyon euro seviyesinde ve Fenerbahçe'nin görüşmeler devam ettiğini söylüyoruz. Bugün bu İtalya'nın önüne gelen spor gazetelerinde de gündeme geldi. Corriere dello Sport da bunu dile getirdi. Sofyan Amrabat için aslında en yakın kulübün Fenerbahçe olduğu, Fenerbahçe'yi transfere yakın olduğu belirtiliyor. Fiorentina kesinlikle kadroda düşünmüyor. Oyuncu ayrılmak istiyor Fiorentina. Oyuncu Floransa'da kalmak istemiyormuş. Oyuncu evet ayrılmak istiyor. Fenerbahçe'de bu şu anda Amrabat transferinde Manchester United'la yarışıyor. Manchester United'da geçen sezon yüksek bir kiralama bedeli ve satın alma opsiyonu vardı ama satın alma opsiyonunu kullanmadı. Oyuncuyu da o da ilgileniyor. Amrabat'ın önceliği de Manchester United ama Fenerbahçe bu oyuncu için görüşmelerini temsilcisiyle, kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. Aslında hep diyoruz işte Fred sakatlandığı zaman işte Fred'in eksikliğini hissettirmeyecek bir oyuncu Amrabat. O anlamda da Fenerbahçe'ye önemli katkılar sağlayabilir. Diğeri Kovacic. Kovacic de çok önemli bir isim ama Manchester City'de kesinlikle kadroda düşünmüyor. Ama oyuncu tabii zor bir transfer Fenerbahçe adına. Maliyet çok yüksek. Aslında işte orta saha transferinde acele etmeyecek, son ana kadar bekleyecek, maliyete uygun isimler, yani daha maliyetten düşmesini bekleyecekti Fenerbahçe ama Fred sakatlığı tamamen stratejiyi bozdu. Şu anda bir an önce o bölgeyi, sıkıntıyı gidermek istiyor Fenerbahçe. Diğer bir isim Sander Berge. Berge de Fenerbahçe'nin gündemine gelen bir isim. Yani ne kadar ilgilenmedi denilse de Fenerbahçe'nin bir ilgisi var. Onunla ilgili ilgisi halen devam ediyor Fenerbahçe'nin. Orta saha içinde ön libero mevkiinde forma giyiyor ve bu da Fenerbahçe'nin alternatifleri arasında yer alan isimlerden bir tanesi. Diğer bir isim ise İbrahim Sangare. O da gündemde olan isimlerden bir tanesi. Ancak dediğim gibi transferi zor bir transfer. Fenerbahçe'nin şimdi
öncelikli olarak bu Fred sakatlığı sonrası oradaki orta saha transfer görüşmelerini hızlandırıp bir an önce sonuca ulaştırmak istiyor. Şu anda da en yakın işte dediğim gibi Guido Rodriguez belki ilk etapta ama onun da nasıl döneceği belli değil. Yani bir de sezon öncesi hazırlık kampı geçirmemiş. Onda sakatlık geçirmemiş. Şey var burada hani artık o bahsettiğin Fred'in sakatlığı kurun için bekleneni verememesi biraz da şunu doğuruyor. Bir transfer değil de iki transfer gerekliliği var sanki o bölgeye. Yani olabilir. Çünkü niye bak şimdi orta saha rotasyonuna da bir bakalım istiyorsan. Şimdi bak Zayis ve Crespo gidiyor. Ve Kur'un içinde formsuzluğu var. Bunun üzerine bir de Fred'in sakatlığı eklendi. Bir ay sahalardan uzak kalacak. Bir İsmail kaldı. Şimdi hangi orta saha rotasyonu var? İsmail Yüksek, Bartu Elmas, Szymanski, Mert Hakan kaldı. Mert Hakan lig maçında cezalı. Evet, Mert Hakan lig maçında cezalı. İşte dediğin gibi bak şimdi kaç oyuncu kalıyor? Kur'un içi saymadığımız anda 4 oyuncu kalıyor. Şimdi bu rotasyonda tabii nasıl bir diziliş olabilir onu da söyleyeyim. Şimdi bak büyük ihtimalle Lille maçında şimdi bu yeni orta saha transferi yapılsa da yeni gelecek oyuncu Lille maçında oynamayacak. Oynayamaz evet. Oynayamayacak. Dolayısıyla şimdilik acil olan bir teknik direktör müdahalesi gerekiyor buraya. Şimdi bu müdahaleyi nasıl yapacak Jose Mourinho? Orta sahaya ya İrfan Can Kahveci orta sahaya 8 numaraya çekecek ya da Tadic orta sahaya 10 numaraya çekip ya da Ferdi olabilir. 10 numaraya çekip Szymanski şeyde değerlendirecek. Yani şey olamaz mı? Ferdi'yi de değerlendirebilir ama öncelikli olarak bence kanatlarda hem Saint-Maximin hem Oğuz Aydın'ın artık yavaş yavaş takıma adapte olmasını yani takıma katılmasını beklediğimiz için kanatlarda onları görüp İrfan Can Kahveci ya da Tadic ya da Tadic'i orta sahaya çekip İrfan'la sağda başlayabilir. Yani orada ben Tadic'i daha çok 10 numara mevkinde görüp Szymanski'yi 8'e çekebilir. Böyle bir tercih yapabilir. Orada da işte orta saha rotasyonunda Szymanski, Tadic, Fred'i de az önce sen de söyledin. Ferdi'yi de ekleyebiliriz. Şimdi o az sonra bu Fenerbahçe'nin... Artı bir de şunu söyleyeyim. Bu çok önemli bu. Crespo gönderilmesi ben anlanan Crespo'yu biz Lille maçında UEFA listesine dahil edilebilir. Bak yani bu da bir ihtiyaçtan olabilir falan abi. Yani olmaz diye bir şey yok. İhtiyaçtan dolayı Crespo'yu biz Lille maçında bu şeyde görebiliriz. Yani Mourinho'nun önemsediği idman sayısı bu Krunic olsun, Kent olsun, Crespo olsun ilk günden beri yaklaşık 30-35 idman yaptık. Bunların hepsi vardı dedi. Crespo bu noktada hazır bir oyuncu. Düşünülmeyen ama hazır bir oyuncu. Bu eksiklikte değerlendirilebilir. Şimdi kanat transferi de istiyor taraftar. Yani taraftar istiyor derken böyle bir ihtiyaç da var. Çünkü sağ tarafta Cengiz Ünder'in elden çıkarılması söz konusu. Orada sadece bu sefer İrfan kalıyor. İrfan Can Kahveci Tadic oraya çekildiğinde Tadic her şekilde faydalı oluyor ama oraya bir alternatif daha istendiği bilgisi var. Daha evvelce çokça dile getirdiğim Sassuolo'dan Loriente ismi gündemde. Hatta bugün dış basında yer alan bilgiye göre kulübün yetkilisi şöyle bir bilgilendirme yapıyor. Fenerbahçe ile temasımız oldu Loriente için. Fakat Fenerbahçe'nin verdiği, teklif ettiği rakam bize uygun değil. Biz oyuncudan 20-25 milyon bandında yani 25 milyon euro istiyorlarmış açıkçası. Küme düşen Sassuolo'nun bu oyuncusuna da bu parayı hiçbir Avrupa kulübü vermez. Bu noktada Fenerbahçe'nin bu transferi de tekrar gündeme alıp artılı başlayabileceğini düşünüyorum. Bu konuda senin yorumlarını alayım. Şimdi dediğim gibi orta saha transferiyle beraber aslında tüm transfer strateji değişebiliyor. O anlamda hani şu anda bir kanat transferini öncelik tanıyor. Bence öncelik şu anda orta saha transferi. O kesin zaten onu konuştuk. Artık Loriente'de Fenerbahçe bir noktaya gelmişti. Sayın Başkan Ali Koç'un ifadesi var. Hı-hı. Biz belli bir noktada anlaşmıştık. Yani sen Maxim Loriente ikisini de alma ihtimali söz konusu ama eğer Loriente'yi transfer etseydik bu sefer başka bir mevkiden oyuncuyu başka bir mevkiden işte yabancı kontenjanı açılmadığı için sıkıntı yaşayacaklarını dile getirmişti. O anlamda Oğuz Aydın'ı transfer etti Fenerbahçe o bölgeye. Yani şimdi o bölge için Oğuz Aydın'ı transfer etti. Dolayısıyla şimdi ilk etapta ben Loriente hani ilerleyen süreçte transfer döneminin sonuna doğru eğer bir bu istenilen bedelde biraz indirim olursa bunu da yapabilir ama şimdi Fenerbahçe şu ana kadar da önemli bir bonservis bedeli harcadı. Evet, ciddi 47 milyon euro civarında bir rakamdan bahsediyoruz. Yani belki daha yüksek şu anda tam hesaplamadım ama bir de orta saha transferi geldiği zaman bu rakamın 55-60 milyon euro'lu seviyelerine çıkacak ve hiç futbolcu satmadan yani bak hiç futbolcu son bonservis geliri elde etmeden
60 milyon euro bir harcamadan bahsediyoruz. Dolayısıyla şimdi ekstra bu harcama üzerine bir de kanat transferi yük olur mu diyorsun? Bence ama çok zor olur. Diğer tarafta tabii dün öncesi ve dünden sonra diye ikiye de ayırmak lazım. Çünkü Jose Mourinho şöyle bir istekte bulunuyor. Biz alacaklarımızı aldık, ivedi olanlarını. Şimdi elden bazı oyuncuları çıkartalım. Bunu basın toplantısında da kendisi dile getirdi. Ondan sonra tekrar ekleme yapalım dedi ama Fred bütün işi bozdu. Bir de Corinthians'ı genç yıldız Wesley ile de ilgileniyor Fenerbahçe. 18 milyon euro teklifi reddedildi. Yeni bir teklif yapıldığı söyleniyor. Bu noktada aslına baktığınızda bir kanat oyuncusu da Fenerbahçe arıyor gibi gözüküyor. Öncelik orta saha, sonra bir kanat. Ama tabii eksilen oyunculara baktığında bence Fenerbahçe kesin bir tane orta saha 6 numara alacak diyordum. Kesin alacak diyordum. Şimdi hem de ilk 11'e. Şimdi hem 6 hem Fred'e alternatif olabilecek 8. Bu noktada şu yanılgı oluyor. İsmail Yüksek aslında bazı maçlarda Fred'in yerinde oynadığı, o mevkide oynadığı yerde etkili oyun gösterdi ama tabii İsmail'in asıl yeri 6 numara. Eğer iyi bir 6 numara Amrabat gelirse İsmail de Fred'in yokluğunda o tarafta değerlendirebilir. Amrabat'ı da 8 oynatabilirsin. Yani İsmail'i direkt 6'da başlayıp yine Amrabat'ı 8'de oynatabilirsin. Yani o yüzden o bölgede şimdi İsmail Yüksek artık ne kadar etkili olduğunu gördük. Dün mesela, gösterdi. Dün Lugano maçının oyuna girdikten sonra orta sahadaki agresifliği bir tık şeye çıkardı. Yani yani ikili mücadele kazanmasında o agresif. Diğer oyunculara da yansıdı aslında. Tabii diğer oyunculara da yansıdı. Tabii Mert Hakan da iyi bir performans ortaya koydu. Ama dediğim gibi o bölgede ben İsmail'in artık yedek kalmaması lazım İsmail'in. İsmail'in oynaması lazım. Kesecek bir oyuncu yok şu anda bence. Şu anda bence ismi geçen isimlerden de hani 6 numara için ismi geçen İsmail de bu yükü fazlasıyla kaldırabilecek kalitede olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir şey istatistiğimiz vardı. Onu yayınlayamıyorum. İsmail'in Amrabat, Sangare ve Berge'den bütün verilerde daha önde olduğu gözüküyor. Sana ben program sonrasında göstereceğim. Hemen hemen hepsinde. Yani bu 3 oyuncudan da çoğu %80 istatistiklerde önde. %20'sinde bazısında İbrahim Sangare daha önde, bazısında Berge daha önde, bazısında Amrabat daha önde. Yani İsmail aslında Fenerbahçe'nin satabileceği, satsa 13-15 milyona yerine koyabileceği bir oyuncu değil. Çok kritik, çok önemli bir oyuncu ama o noktada da Mourinho'nun bazı uyarılarını dikkate alması gerekiyor. Wesley konusunda senden şöyle şey alamadım. Wesley'de Corinthians'ın ciddi bir mali darboğazda ve oyuncu satmak zorunda. Fenerbahçe onu istediği rakamlara getirebilir. Yani Fenerbahçe'nin önerdiği rakamlara doğru yanaşabilir. Çünkü oyun Corinthians ilk başta 25 milyon euro seviyelerine aşmıştı ama bu seviyelerden daha aşağıya indi. İlerleyen süreçte yani bu transferin olma ihtimalinin olduğunu söyleyelim. Wesley transferde. Fenerbahçe'nin Wesley'ye karşı bir ilgisi var. Ve bu oyuncuyu yakından takip ediyor. Roma'dan beri takip ediyor aslında. Roma'da transfer etmek istemişti Mourinho onu. Buraya ama transferi gerçekleşmedi. Ve Fenerbahçe'ye yönetimine verdiği isimlerden arasında Wesley var listede, transfer listesinde. Şimdi artık maça geçmeden evvel son sorum da savunma için olsun. Fenerbahçe'nin Lindelöf'le ilgilendiğini biliyoruz. Daha evvel görüşmeler yapıldı. Mourinho'nun istediği bir oyuncu stoper top oyunu ayağıyla başlatabilen bir oyuncu. Fakat Lindelöf süre istedi. Özellikle diğer gelecek Avrupa kulüplerinden teklifleri görmek istedi. Şimdi son iki resmi hazırlık maçında, iki resmi müsabakada UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Fenerbahçe ilk maçta 3 gol, ikinci maçta 1 gol yedi. 4 gol yedi. İlk iki maçta da birinci maçta Juku ilk golde hatalıydı. İkinci maçta da yine yenilen golde hatalıydı. Burada tekrar bir stoperde ne oluyor acaba? Bekao süre almıyor. Mourinho hani Bekao'yu yollayacak mı? Samet'le konuşup Samet'in kalmasını istediğini biliyoruz. Söylediğini biliyoruz. Burada bir Lindelöf transferi gündeme gelebilir mi? Ya şimdi yani artık o süre de kısaldı İrfan abi. Şöyle söyleyeyim. Sayın Acun Ilıcalı'yla dediğim gibi bayağı güçlü sohbet yapmıştık. Enlesi'nde. Hoca şimdi biz dedi hani %95 transferi bitirdik diyoruz ama dedi. Şimdi gelen o bir aylık süreçte ne olacağını bilmiyoruz. Hoca farklı isimler yani farklı mevkiler transfer de isteyebilir dedi. Çünkü dedi geçtiğimiz sezonlarda da bunun dedi çok örneğini yaşadık. Yani 4-5 transfer dedik dedi. 8-9 transferle tamamladı Fenerbahçe. Dolayısıyla şimdi oyuncuları yavaş yavaş tanıyor ve bazı oyuncuların mesela antrenmanlarda iyi performansa gidiyor ama maçlarda iyi performans ortaya koyamadı. O oyuncuları da
zamanla yeni istekler olabilir diye söylüyorum onu. Şimdi bu stoper hattı içinde farklı isteği olabilir ama şu anda görünen durum öncelik stoper hattı değil. 4 stoperle yola devam edecek Fenerbahçe. Samet, Beka, Çağlar ve Ciku. Her ne kadar Ciku ilk iki maçta da hani bireysel hatalar yapmasına rağmen ilk maçta yenilen ilk golde biraz hatası vardı. İkinci maçta da aslında topu uzaklaştırması gerekirken topun out'a çıkmasını sağlayayım derken orada top kaybı yaşadı ve Fenerbahçe yine kalesinde kaleye gelen ilk şut gol oldu. Orada Şimanski'nin de tehlike bölgesinde topu kafasıyla aşırması var. Tabii o da var. Yani takım savunması konusunda. Yani savunma anlamında sıkıntılar var Fenerbahçe'nin. Yani şimdi oraya geleceğiz. Dünkü Lugano maçını da gördük. Yani Fenerbahçe henüz hazır değil. Değil. Peki transfer konusunda söyleyeceklerimiz bunlar. Gelişmeler oldukça biz aktarmaya devam edeceğiz. Bir de şeyi ekleyeyim. Yani transfer değil de dün mesela Mourinho'ya soru soruyorlar. Basın toplantısı her şeyde yayıncı kuruluşta sordular. İki tane dedi önemli isim var dedi. Yani iki 9 numara önemli kaliteli. Birisi Dzeko, birisi Enes'i. Hayır dedi 3 tane dedi. Cenk Tosun dedi. Yani orada da oyuncu hani ona ne kadar değer verdiğini güven veriyor ve bu anlamda da düzeltiyor yani onu söyledi. Orada da tabii şöyle bir şey daha söyledi. Ben oyuncu değişikliklerini sakatlık sebebiyle tam hesap edemedik. Yoksa 5. oyuncu değişikliğini de kullanacaktım. Gibi bir şey söyledi. O yüzden hani sanki orada Cenk Tosun, Dzeko da çok yoruldu çünkü maçın sonlarına doğru. Onu 85. dakikada bir pozisyon vardı hatırlarsan. Yani şut edildi, böyle şey yaptı, çöktü yani. Ama Dzeko da yani çok büyük, önemli lider yani karakter. Büyük karakter. 38 yaşında sahada ayak basmadık yeri bırakmıyorsun. Mükemmel bir performans ortaya koydu. Şimdi Enes'i transfer edildi ama 2 maçta 4 gol. Evet. Bir maçta ona geleceğiz. Şimdi Fenerbahçe dün Lugano maçını oynadı. Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura kaldı. Sen beğenmişsin ama öyle diyorlar. Kimi? Futbolu. Futbolu ben çok beğendim. İçime sığdıramıyorum. Lugano maçını Fenerbahçe zor geçti. İlk maçta aslında biraz kaoslu geçti. Geri dönmesini bildi ama ikinci maçta Fenerbahçe'nin özellikle Hull City, Lugano ilk maçı ve Lugano ikinci maçında maçın ilk yarım saatlerinde topu rakibe verip beklemesi hani Fenerbahçelilerin sevmediği, çok gördüğü bu oyunları ama artık istemediği bir oyun stili. O konuda da ciddi homurdanmalar oldu. Önce homurdanmalara değinelim. Şimdi ne benim, ne İrfan abi, ne de diğer arkadaşlarımızın Mourinho'ya futbol öğretecek hali yok. Biz fikirlerimizi söylüyoruz. Fakat hep dediğim gibi maçın içinde oyuncu yuhalamak, oyuncuyu ıslıklamak, yani itici güç olmak yerine geri çeken güç olan Fenerbahçe taraftarı o doldurduğu, mükemmel bir şekilde doldurduğu, hiç para, fiyat, bilet düşünmeden gelen taraftarın bu yaptığı takımı geri çekiyor. Hani bir takımın sezon başında ikinci maçta da kurun için kötü oynamasına rağmen ıslıklanması, protesto edilmesi, geçen sene bir evvelki sene özür dilerim. İrfan Can Kahveci'm. Altay ıslıklandığında Jesus dedi ki ne yapıyorsunuz? Sonra İrfan Can için ne yapıyorsunuz dedi. Şimdi de Mourinho. Kurnice, bu bir takım oyunu. Takım kötüyken o da kötü gözüktü gibi dedi. Bundan Fenerbahçe'nin vazgeçmesi gerekiyor. Bir diğer hani benim beklentim. Ya futbol Twitter'da dönmüyor. Twitter'da 50 milyon tane hoca var. Hani gerçekten onların bildiği gibi değil. Bizim bildiğimiz gibi de değil. Biz sadece yorumlarımızı yapıyoruz. Sizler de yorum yapabilirsiniz, yazabilirsiniz ama ya bu işi de hani Mourinho gibi kupa canavarı bir hocaya öğretmeye kalkmayın. Ya da illa Mourinho değil yani. Okan Hoca'ya da, Van Bronckhorst'a da, Aykut Kocaman'a da ya da Çağdaş Atan'a da öğretmemek lazım deyip girişi yapayım. Dün yine sosyal medyada maça geleceğim ama şu önce şu yarayı söylemem lazım yani. Dzeko, Tadic çöp oldular. Sosyal bunları bunları kim alıyor buraya? Kim? Ne zaman söyledi? Dün kim alıyor? Yaşlandılar. Hala onlarla mı oynayacağız dedikleri adamlar. Bak İrfan abi maçı iki bölüme böl. İsmail girdikten sonra Fenerbahçe golü kaçta attı? 59. 59, 60. O 60 dakika boyunca Twitter'da yazılanlara bir girip baksan. Şimdi ne oldu? O Dzeko iki tane önerme maçında 4 gol attı. Penaltıyı da sayıyorum ben. Tadic 3 asist. 3 asist yaptı. Penaltıyı da asist saydım. 3 asist yaptı. Ve Şimanski, yani çıkmış bir arkadaşımız. Bir gol bir asist. Çıkmış bir arkadaşımız şey diyor, yorumcu arkadaşımız. Şimanski 90'da gol atacaksa diyor, bana 90'da lazım değil. Oyun kötü giderken çevirmek lazım.
90'da gol attığında kaç puan veriyorlar abi? 3 puan ya da turu geçiyorsun. Birinci dakikada atsa da öyle. Yani futbol böyle bir oyun. Ben anlamıyorum bu insanları. Bu istatistik önemliydi. Bu eleştirileri yapanlar genelde bir kaynak, bir merkez. Ve o merkezin tek amacı var. İşte Saint-Maximin'in fotoğrafını yayınlıyorlar. Paint'le büyütmüşler, şişko yapmışlar adamı. Adam bugün vücudunu paylaştı. Tadiç kadar şey var, baklavası var adamın. Şöyle olmuş, kilo vermiş bir günde. İşte bir günde kilo vermiş. Şimdi bu, o grup size bu algıyı yapıyor. Siz de Fenerbahçe taraftarının öfkesini kullanıp hemen... Şöyle şöyle söyleyeyim sana. Bunların Endombele transferi evet. Vardı ya, orada tabii hem görüntüden hem fotoğraftan olunca işte bir fotoğraf karesine bağlanarak böyle yorumlar yapmışlardı. Biz bunu yayınlarda da söyledik, dile getirdik. Yani bir fotoğraf karesine bakarak bunlara bakmayın diye. Şimdi önümden, ben hatta geçen bugün radyoda söyledim ya, önümden geçti adam dedim. Şiş dedim, şiş bir şekilde dedim. Nasıl basmada gördü? Önümde geçti, önümde çok da fitti yani, tamam mı? Yani ne oldu, adam bugün video paylaşmış. Baklavaları göstermiş. Yani orada da şey yapmışlardır yani, videoyla oynama mı yaptılar yani? Ne oldu, adam bir günde o kadar kilo mu verdi? O yüzden çok fazla şeylere, sosyal medyadaki yangına çok fazla alet olmamak lazım. Ama şunu da belirtmekte fayda var, bak bunu söyleyeyim. Şimdi Tadiç'le Dzeko'yu niye, sen diyorsun ya kötü şey yaptılar. Ben şaşırdım ilk önce sen bunu söyleyince. Yani Dzeko ilk maçta 3 gol atmış, hat-trick yapmış 38 yaşında. Sağda ayak basmadık, yer bırakmayan bir isim. Sadece oyun anlamında değil, yani şey olarak gol anlamında değil, saha içerisinde zaman zaman geriye gelip pas merkezi oldu. Hatta bir tane bir pozisyonda hızlı atak yapıyorlardı. Gitti oyuncuyu çekti, sarı kart gördü. Akıl ne zaman ne yapacağını çok iyi biliyor. Saha içerisinde lider oyunculardan bir tanesi. Hatta kurun içi protesto edildiği zaman tribünlere dönüp Tadiç ne yapıyorsunuz dedi. Dzeko dedi, ne yapıyorsunuz dedi. Yani o anlamda takım arkadaşlarına destek veren bir isim. Tadiç'e bakıyorsun, kaldıkları yerden devam ediyor. Ya şu anda şimdi diyorsun ki ya bu oyuncularla devam edecek miyiz? Ya kardeşim geçen sene bu oyuncular 99 puan toplamış, 99 gol atmış. Takım sezonun en iyi isimleri. Ve baktığın zaman yeni transferler daha henüz takıma dahil olmadı, onu söyleyeyim. Tabii hiçbiri yok. Geçen senin 11'i var. İki resmi maçta sadece yeni transferler Cenk Tosun oynadı. O da 10 dakika oynadı. En-Nesyri yok. Maximin yok. Ondan sonra Levent Mercan zaten yok UEFA listesinde. Oğuz Aydın daha henüz değil, hazır değiller. Yani şu anda baktığın zaman eskiler taşıyor. Tadiç 2 asist yapmış. Şimanski 1 gol 1 asist yapmış. Ferdi 1 gol atmış. Yani ondan sonra Tadiç 2 asist yapmış. Bir tane penaltı yaptırmış. Yani kaldıkları yerden devam ediyorlar. Ben bu anlamda bu eleştirileri de çok haksız görüyorum. Yani bir insan biraz sabredir. Mesela taş olur bak insan. Dün bir tane spor yorumcusu şöyle diyor. İç. Divaković, Tadiç, Kurunić, Dzeko da aynı yerin oyuncusu diyor. Bunlarla Fenerbahçe'den bir şey olmaz. Ya sevgili arkadaşım, o Dzeko ve Tadiç dediğin oyuncuların geçen seneki ve bu seneki istatistikleri ortada. Livaković deyince o yenen golde o topu çıkartacak kaleci yok bence. Abi oraya 3 tane kaleci koysan 3'ü çıkartamaz. Peki çıkarttı top. Turun evet, gelmesin değindi. Turun gelmesini sağlayan topu çıkarttı açıkçası. İkisi mi olacaktı? Şöyle söyleyeyim. Herkes şunu söylüyor. Ancak Livaković'in kurtardığı maç var mı? Evet, Livaković'in kurtardığı maça bir tane bu sezon eklemiş oldu. Bir başladı, bismillah. Bismillah bir maçı başladı ve gerçekten iyi çıkardı o pozisyonda. 2-0 olsaydı o tur dönmeyebilirdi. Bak daha sıkıntılı bir sürece girebilirdi Fenerbahçe. Ve Dzeko'nun en çok eleştirildiği o eleştirilerin, hani dedim ya sosyal medyada bir top vardı, Ferdi'ye çıkarmadı ya, arkasında kaldı, görmedi. Hmm. Soldaydı Ferdi, sağa doğru döndü, karşı karşıya kalabilirdi, orada başladı. Bundan besleniyorlar. Fenerbahçe kötü oynadığında daha çok reytingi oluyor maalesef. Ha çünkü kötü oynadığını söylüyoruz zaten. Bak ben de söylüyorum. Maç değerlendirmesini de arada alayım. Maç değerlendirmesinde de ben söyledim. Hatta bugün eleştiri de aldık. Bugün bağlantıda söyledim. Dedim ki kötü oynadı. Bir tanesi şey demiş bana. Ya demiş işte demiş bir Galatasaraylı bile ancak böyle yorum yapardı. Ya dedim kardeşim dedim yani ne yapayım yani. Işte. Fenerbahçe çok iyi oynadı mı diyeyim Lugano maçta. Kötü oynadı Fenerbahçe. Kötü oynadı. İki maçta. İki maçta da kötü oynadı. Yani şimdi bak Fenerbahçe'nin sen az önce bir istatistik şey bahsettin, geriye dönüp işte geride oyunu kabul etmesi anlamında. Ya Fenerbahçe'de ilk yarı istatistiği %59 ve %41. Fenerbahçe'nin topla oynama istatistiği %41'di ilk yarıda. Ve kaleye sadece iki tane şutu var isabetsiz. Ondan sonra rakip de 6 tane isabetli şut vurmuş kaleye. Yani o anlamda bu istatistikler kabul edilemez. Yani bunu söylemek şimdi Mourinho'ya ders vermek anlamı değil. Fenerbahçe'nin gördüğünü söylüyorum. Yani
Şimdi Fenerbahçe'nin oyun planında geriye işte topu kaybettiğinde geriye orta saha çizgisine çekilip beklemek, rakibi beklemek olamaz. Fenerbahçe ön işte topu kaybettiği anda ön alanda pres yapıp topu kazanması gerekiyor. Üçüncü bölgede pres yapması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Baskı yapması, rakibi hataya zorlaması gerekiyor. Ama Lugano maçında bunları görmedik. Temassız futbol. Tam tersi onlar yaptı. Tabii temassız futbol. Rakibe boş alan bırakma. Bizi bunları gördük. Rakibe boş alan çok fazla. Rakip çok rahat pas yapabildi. Ondan sonra geriye çekip orta saha çizgisine çekip rakibi beklemek. Ve rakibin baskısı karşısında bir de telaşa kapılmak. Yani çok basit. Oralardan o rakibin baskısı karşısında topu çıkaramamak. Basit hatalar yapmak. Çok fazla pas hatası yapmak. Şimdi Fenerbahçe'nin hazır olmadığı net bir şekilde ortada. Ama teknik heyette Mourinho var. Dünya ünlü bir teknik adam var. Mourinho bunu çözecektir. Ama Mourinho'nun oyun sistemine, oyun taktik planına Fenerbahçeli oyuncuların henüz alışmadığını net gördük. Çünkü iki maçta da kazanma nasıl oldu? Yine geçen sezonki oyun alışkanlığına dönmesiyle Fenerbahçe, kazandı. Oyuncu kalitesiyle Fenerbahçe ilk maçta da zaten o aynı şekilde kazandı. 1-0 geriye düşüyor Fenerbahçe. 59'a kadar ilk maçta da öyleydi. Golü bulana kadar neredeyse atağı yok Fenerbahçe'nin. Yani çok tehlikeli bir pozisyonda. Orada da dün Lugano maçında da 59'a kadar isabetli şutun yok. Ondan sonraki bakıyorsun ikinci yarıda 8 tane şut çekmişsin. 4 tanesi isabetli 8. Ondan sonra oradaki topla oynama yüzdeni biraz daha atmışsın. %45, %46'larla kapatmışsın. Ama bakıyorsun 6 ya da 7 tane foul yapmış Fenerbahçe maç boyunca. Aslında bu neyi gösteriyor biliyor musun? Rakip 19 foul yapmış. Rakip daha sert, daha agresif oynamış. Sen daha temassız oynamışsın. Sert ve agresif oynama. Aynı sertlikle, aynı agresiflikle karşılık vermemişsin. Ama şunu söyleyeyim. Bak daha henüz oturmadı takım. Çok daha erken. Sezonun başı. Çok erken. Hani yerden yere bulmak doğru değil. Ama eleştiriler de yapmak gerekiyor. Bazı gördüğümüz yanlışları da söylemek gerekiyor. Çünkü aynı futbol anlayışıyla Lille karşısına çıkarsa rayına oturmamış bir futbolla Fenerbahçe'nin Lille karşısında canı yanabilir. Bunu da söylemiş olalım. Ya yani, bu futbol yetmez açıkçası. Bu futbol yetmez. Bunda daha agresif oynaman lazım. Daha sert oynaman lazım. İkili mücadelelere girmen lazım ve bunları kazanman gerekiyor. Ya Mourinho bir şeyler deniyor. Görüyoruz bunu. Ferdi'yi sol öne koydu. Maç içinde üçlü savunmaya döndü. Ferdi o sahi kanat winger oldu bu sefer. Hani birçok şeyler deniyor ama bu daha oturma aşamasında. Çok erken. Fenerbahçe genelde mükemmel başlayıp sonunu getiremiyor. Şimdi bu sefer kötü başlasın. Sonu gelsin yani. Razı değil misiniz? Ama fit değil misiniz? Öyle olsun. Ama işte sıkıntı şu. Yani zaman dar ve önünde önemli maçlar var. Bak şimdi Lille karşısında alınabilecek olumsuz bir sonuçta. Ardından hemen 3 gün sonra Adana Demirspor maçı. Ondan sonra Lille rövanş maçı. Yani o 3 maç kritik, yani Fenerbahçe'nin kritik haftalar başlıyor. Hep camianın kritik haftaları. Yani oradaki sıkıntı. Artık şuna değinmek istiyorum. Yani zemini gördün değil mi sen? Zemin nasıldı zemin? Ben beğenmedim. Zemin berbat. Bak, ama neden berbat onu da söyleyeyim. Orada da bir planlama hatası yapılmış. Onu da ifade edeyim. Ya bak şimdi Hull City maçını oynuyorsun. Ne zaman oynadık biz? 18 Temmuz. Ne zaman Fenerbahçe genel kurulu oldu orada? Ondan 2 gün sonra oldu galiba. Yok. Ondan önce oldu. Genel kurul süreci bak. Genel kurulda 8 Temmuz sana. Bak genel kurulda biliyorsun hibrit çim olduğu için oralar sökülüyor. Yani toprak gibiydi zaten orası. Ondan sonra yeni çim ekimi yapılıyor. Genel kurul hemen sonrasında yeni çim ekimi yapıldı. Normalde oranın toparlanması için, tamam mı, belli bir zaman geçmesi gerekiyor. Siz şimdi 18 Temmuz'da, Haziran ayında yapıldı zaten genel kurul. 18 Temmuz'da işte toparlanması için 45-40 ile 50 gün arası bir zaman gerekiyor. 18 Temmuz'da orada Hull City maçını oynayınca Fenerbahçe, o zemin tam toparlanmadan orada biraz daha zeminin bozulması yıprandı. Çünkü bir gün önce futbol geliyor orada antrenman yapıyorlar. Bir gün sonra maç var. Sonra tabii hemen ardından yine Lugano maçları işte başlıyor. Resmi maçlar başlıyor. Ardından işte şimdi hiç ara vermeden Fenerbahçe. Ya Allah'tan ilk maçı Fenerbahçe şeyde oynuyor. Dışarıda oynuyor. Dışarıda Lille. Yani 10 günlük 11 günlük bir toparlanma süreci var o çimin, zeminin. Ama hemen ardından Adana Demirspor maçı, ardından tekrar rövanş maçı. Yine o çimin düzelmesi, ne yazık ki o kötü manzarayı biz Eylül ayına kadar göreceğiz. Çünkü o Eylül ayında bir milli ara var. Orada toparlanırsa orada toparlanır. Orada bir planlama hatası yapılmış.
Orada bir planlama hatası yapılmış. O planlama hatası nedeniyle ne yazık ki Özyemin'i bu şekilde göreceğiz. Yani orada Hull City maçını farklı bir statta oynarsaydı Fenerbahçe çok daha iyi bir zeminde olabilirdi. Hatta Mourinho'nun da serzenişi var. Daha kötüydü zemin dedi. Biraz olsun toparlanmış dedi. Umarım o süreçte daha çabuk toparlanır. Biraz üzerine eğilsinler diyelim. Şimdi Fred, Krunic, İsmail üçgenine döneceğiz. Yönetmenimizden rica ediyorum. O yolladığım istatistiği koyabilir. Şimdi olan istatistikte o kadar eleştirilen, üzerine yorumlar yapılan Krunic'in aslında bazı noktalarda şöyle söyleyeyim. Sana da şöyle vereyim. Ekranımızda problem var. Buradan bakabilirsin. Birçok pas yüzdesi olsun, isabetli pas olsun. Fred 6 tane ikili mücadele girmiş, kaptırmış. Yani Fred Lugano'nun ilk maçı dahil ikinci maçta da aslında çok verimli değildi. Bunu şuna bağlayabiliriz. Yanında oynayan partnerinin onu yorması olabilir. Onu olumsuz etkilemesi olabilir. Bir yandan da Fred'in formsuzluğu olabilir. Fred hani ilk maçta da ikinci maçta da bir şut çekti. Dağlara taşlara gidiyordu. Fred'in biraz da form tutmasıyla ilgili bir durum bence. Krunic'i eleştiriyoruz ama evet Krunic Fenerbahçe mayası tutmadı. Belli olmayacak yani. Bu şehir suyu ona iyi gelmedi. Hani ayrılması daha hayırlı olur. Bilemiyoruz. Belki bambaşka bir oyun sergileyecek ama. Bir de şu var. Fred'de mesela Mourinho Fred'den şunu istiyor. Topu ayağında fazla tutmadan bir an önce topu ayağından çıkarmasını istiyor. Fred de bunu yaparken de çok fazla pas hatası yapıyor. Normalde Fred nasıl bir oyuncu? Topu ayağına aldığı zaman biraz topu sürecek, bakacak. Çevre kontrol edecek. Çevre kontrol yapacak. Ondan sonra atacak. Ama topuk yaylasında bunu sık sık şunu söylüyordu. Oyunu durduğu zaman senden bir an önce topu ayağından çıkarmanı, bir an önce hücum bölgesine çıkarmanı istiyorum diye. O da Mourinho'da işte Fred'in de o aslında çok fazla pas hatası yapmasının nedeni de aslında Mourinho'nun oyun sistemine biraz alışma süreci geçiriyordu. İşte orada Fred sakatlandıktan sonra İsmail oyuna girdi ve rakip Fenerbahçe'nin silahıyla Fenerbahçe'yi vurdu. Çok fazla ön alan presi yaptı. Çok temaslı oynadı. Aslında Fred'in sakatlığının bir sebebi de bu. Çok fazla foul attılar. Hakem de buna karşılık vermedi. İkinci yarı bir pozisyonda, saçma sapan bir pozisyonda iki tane oyuncu çat çat itirazdan sarı kart verdi rakibe. Oysa ilk yarıda bu kartları verseydi belki bu sakatlıklar falan olmayacaktı. İsmail girdikten sonra temaslı oyun Fenerbahçe'nin biraz ayarlarını düzeltti. Özellikle Mert Hakan'ın da girmesi. Bu arada Mert Hakan'ın duran toplarda başarılı olduğunu söyleyelim. Çok güzel orta yani, yapıyor. Güzel orta yapıyor. Daha belki maçta da yaptı bunu. Yani bu noktada hakkını teslim edelim. Dün girdikten sonra gereğini yaptı. Zaten beklenen herhalde Mert Hakan ve İsmail orta sahası. Lille maçında Mert Hakan, İsmail, Şimanski. Ama o bölgeye Tadiç'i de çekip Şimanski'yi de şey yapabilir. İsmail, Şimanski, Tadiç'i görürsen de şaşırmam. Varyasyonlar denilecek. Dün tribünlerin durumuna ne diyeceksin İrfan abi? Normal. Artık biz alıştık yani onu söyleyeyim yani. Bir beklentim yok tribünden. Çünkü bizim artık yani şunu net bir şekilde söyleyelim. Yani ya bir maç söylemeye artık bir bıraksın ya bu tribün. Ya tamam güzel. Yendiğin zaman hani şey de söyle de. Yani maç esnasında 60. dakikada maç söylemeye başlıyor. Ya bu adam atak yapıyor. Bizim tribünler maç söylüyor. Yani burada ıslıklarla protest edip rakip üzerinde baskı, hakem üzerinde baskı kurman gerekirken maç söyleyerek devam ediyor. Artı şimdi hatta tribünde dün kavga da yaşanmış. Maraton evet, hatta. Evet, maraton yok, hatta. Yok oturacaksın, yok kalkacaksın diye. Yani şimdi adamlar da dünyanın parasını veriyor. Oturarak maç izlemek istiyor. Şimdi oradaki taraftara da hani niye ayağa kalkmıyorsun veya niye işte ayağa kalkıyorsun diye orada da adam diyor ki ben bu para verdim oturarak izlemek istiyorum. Şimdi bazı şeylere de hani tamam gelir kazandıracaksın ama bazı şeylerde göze alacaksın. Tribün kültüründen bir tribün o şeyden biraz daha yavaş uzaklaşıyorsun. Şimdi o kameraların tam çektiği orta loca olan orası biraz boştu. 325 bin liralık bölüm için çok ciddi eleştiriler var. Ama tabii şimdi tatil dönemi oraya 325 bin lira verip satın alan Fenerbahçeli muhtemelen şimdi tatilde. Şimdi burada kulübün şöyle bir şey geliştirmesi belki faydalı olabilir. Gelmediğini bildirip kulübe devretmesi kişinin ya da gelmediğinde birine devretmesi. Yani bu bir zorunluluk yapılabilir. Çünkü orası televizyonu çektiği stadın en merkez yeri. Yani baskıysa orası kuracak. Bakın o bölgenin rakip tribünlerdeki karşılığına bakın. Galatasaray stadına bakın. Beşiktaş stadına bakın. Trabzon stadına bakın.
oralar hep böyle ateşli taraftarın olduğu yer. Bunu derken şunu demiyorum. Lise talebesinden bahsetmiyorum. Türkiye'de şöyle bir gerçek var. Alım gücü kuvvetli kişiler daha agresif oluyorlar. Şimdi oraya da Fenerbahçe'nin öyle kişilerin aslında olması gerekiyordu belki de. Valla şunu söyleyeyim. Dediğim gibi şimdi adama da diyemezsin ki niye bağırmıyorsun, niye tezahürat yapmıyorsun diye. Dedim bazı şeylerde yani çünkü bilet fiyatları çok yüksek, onu söyleyeyim. Şimdi normal oradaki 325 bin lira abi işte. Yani bu kombine, maç başı bileti ne kadar? Maç başı yok, kalmamış kombine. Tamam kombine de hani diyelim ki 7 bin lira olur. 7 bin lira 8 bin lira. O yüzden. Yok 8 bin lira da düzeltiyorum. Yani 30 maç oynasan 8 16 24 15 bin lira. Ya şimdi orada da şimdi bu adamda maç boyu tezahürat yapmasını bekleyemezsin yani. Tezahürat orada değil de belki hakeme baskı, rakip oyuncuya baskı anlamında bir beklenti var. Vallahi şunu söyleyeyim. Çok aslında şöyle bir iki taraflı bir şey var, tamam mı orada? O sahaya yakın olan taraflarda senin baskılı falan diye. Bu ters etki yapan zamanlar da oluyor. Biliyorsun bazı futbolcular zamanında eskiden o kenarda oynamak istemiyorlardı. Özellikle kenarda tribüne yakınlarda oynamak istiyorlardı. Çünkü en küçük hata yaptığı zaman da inanılmaz küfürler alıyorlardı. O yüzden o bölgeye yakın oynamak istemiyorlardı. Şimdi bir taraftan öyle bir durum var. Bir taraftan da diğer açıdan da bakabilirsin. Ama ne yazık ki şunu net bir şekilde söyleyeyim. O coşkulu ve hani mesela ben Beşiktaş stadına gittiğin zaman rakibi ve taraftarı boğan bir şey var. Galatasaray stadında yine rakibi ve işte hakemi boğan bir atmosfer var. Yani orada top rakibe geçtiği zaman büyük uğultu, ıslıklarla protesto var. Ama şunu net bir şekilde söyleyeyim. Korktuk mu? Evet korktum. bunu şey yapabilir. Lamba patlayacaktı. Ya bak, Fenerbahçe programında iki kez Beşiktaş ve Galatasaray övdün. Lamba dayanamadı. Evet. Aklını alırız dediler aklımda. Ama şunu söyleyeyim. Statta dediğim gibi o atmosferin daha iyi olması lazım. Yani maç söylemek yerine top rakibe geçtiği zaman protesto, ıslıklarla oradaki o baskıyı hissetmesi lazım. Rakibin. Çünkü bunu hissetmiyor. Yani onu söyleyeyim. Yani. Şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe taraftarın görevi demoralize olmuş takımı ateşlemek. Fakat bizim yani Fenerbahçe stadında daha farklı bir şey oluyor. Olan şu. Takım demoralize olmuş taraftarı 2-3 iyi pas ya da işte 2-3 iyi atak ya da bir gol beraberlik golüyle normale çevirmeye çalışıyor. Bence bu ters orantılı. İlk başta taraftar desteğini verecek sonuna kadar. Sonra oyun gelecek. Kurniç İsmail Fred üçgeninden girdim. Orada söylemek istediğim şuydu. O Mourinho da bunu söyledi. Krunic Fenerbahçe'nin kötü oynadığı dakikalarda da sahadaydı. Sahadaydı ve çok göze battı. Bir tane taca top attı. Hatası o bir tanesinde. Ve ortada çok bir yer tutamadı diye eleştiriliyor. İsmail girdikten sonra da hemen takım aynı oyunu oynadı ama İsmail'in takıma getirdiği dinamizm, Mert Hakan'ın koşulları, biraz da işte Osterwolde'nin biraz agresifleşmesi falan işi biraz toparladı. Erhan orada şey var. Krunic'den beklenti şu. Kurunç adı önce bahsettik. %96 pas isabetiyle oynamış ama bir tane kilit pası yok. Paslar genelde yana, arkaya veya işte çok yakındaki yerlere. Taraftan ne bekliyor ondan? İkili mücadeleye girmesi, daha fazla mücadele etmesi. Zaman zaman işte İsmail gibi kayarak mücadele etmesini, orada basıp oyuncuya basıp orada topu kazanmasını bekliyor. Ama bunu Kurunç'ten göremiyoruz. Dediğim gibi Kurunç belki ayrılacak Fenerbahçe'den. Gittiği kulüpte çok iyi bir performans ortaya koyacak. Ama Fenerbahçe'de mayası tutmadı ne yazık ki. Görünen, büyük ihtimalle de hani artık son maçlarını oynuyor Fenerbahçe'de diye gözüküyor yani. Çünkü taraftarla da bağı kopmuş durumda. O yıldız tutmadığında Fenerbahçe tribünlerinde böyle o yıldız tutmadığında taraftar ve oyuncunun yıldızı barışmadığında maalesef olumsuz bir şekilde seyredip duruyor. Eklemek istediğin başka bir şey var mı? Oyun, taraftar, camia anlamında Lille maçlarıyla ilgili hani öngörün nedir? Şöyle söyleyeyim. Lille maçında Fenerbahçe turu geçer diye düşünüyorum. Ben de öyle inanıyorum. Yani bu mevcut oyuncu hiç transfer yapmasa, oyuncu kadrosuyla, kalitesiyle turu geçmesi lazım Fenerbahçe'nin. Biraz da idmanların yorgunluğu da geçmiş tabii olacak. Tabii geçmiş olacak ama şunu söyleyeyim. Bu futbolla zor. Fenerbahçe'nin eksiklerini gidermesi gerekiyor. Daha agresif oynaması gerekiyor Lille maçında. Daha hücumda baskı, ileride baskı yapması lazım. Daha organize olması lazım. Takım savunmasına daha fazla dikkat etmesi gerekiyor Fenerbahçe'nin.
Bunları yaparsa ligi turu geçmemek için hiçbir şey yok. Ama Lugano mesela pozisyonlara girdi. Son vuruşlarda değerlendiremedi. Ama Lille'in bunu değerlendirecek birçok oyuncusu var. Affetmezler. O yüzden çok dikkatli olması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Eğer bu temassız, rakibe alan bırakan, işte agresif olmayan, hücumda pres yapıp baskı yapmayan futbol Lille karşısında devam ederse can yakıcı bir sonuçla oradan ayrılabilir Fenerbahçe. O yüzden burada hedef Şampiyonlar Ligi olması lazım. Şampiyonlar Ligi'nde kalmak. Yani kimse demesin ki Avrupa Ligi'ne artık garanti gidiyoruz falan diye düşünmesin. Mourinho gibi bir teknik adam var. Mourinho buraya sadece lig şampiyonluğu için değil, Avrupa'da başarı için de geldi. O da aynısını düşünüyordur. Zaten basın toplantısında söyledi. Lille'de bu kuradan memnun değil. Çünkü bizimle karşılaşacak dedi. Şimdi ben de bu maçla ilgili şöyle bir yorumum var benim de. Lille maçı çekilebilecek playoff'ta dahil en güçlü takımdı. Playoff'ta daha uygun takım var. Daha uygun takım. Rangers var, Slavia Prag var, Partizan ve Dinamo Kiev maçının galibi var. Şimdi burada Fenerbahçe'nin bir handikapı da daha hazır olmaması. Hem en güçlü takımı çekti hem de hazır değil. Bu turu geçtiği takdirde zaten takım biraz daha 15-20 gün daha süreç geçmiş olacak. Daha hazır duruma Lille'de gelecek. Lille de hazır değil ama. Lille de hazırlık maç oynuyor. Daha henüz. Evet, onlar da hazır değil ama Fenerbahçe'nin biraz daha hani biraz daha pratiğe ihtiyacı var gibi gözüküyor. En azından hocanın mantalitesi konusunda diyebilirim. Programımızın sonuna geldik. Bizden bugünlük bu kadar. İrfan abi teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi yayın oldu. Umarım Lille maçından sonra. Lille maçından önce yapacağız biz değil mi? Yapacağız. Ama olsun. Lille maçından sonra. Ya da sonra fark etmez. Lille maçından sonra umarım burada turu biraz olsun kapısını aralamış olarak yayın yaparız. Deplasmanda daha iyi oynuyor Fenerbahçe. Bu da bir Fenerbahçe'nin avantajı diyelim. Peki çok teşekkür ediyoruz. Tekrar edelim. Solo Beauty, sevgili Emir Özalpay programımızın yeni sponsoru oldu. Desteklerinden ötürü kendisine teşekkür ediyoruz. Kendisi aynı zamanda Febiat üyesi, Fenerbahçeli İş Adamları Derneği üyesi. Bu desteğinden ötürü de tekrar teşekkür edelim. Bizler haftaya yine karşınızda olacağız. Transfer haberleri, Fenerbahçe'nin durumu, her şeyi konuşup sizlere anlatmaya çalışacağız. Stüdyo Fener Febiat TV gönderinizin altında sorularınızı, yorumlarınızı yazabilirsiniz. Beğenin ve katılın. Beğenin, abone olun. Evet. Hoşçakalın. Sole Beauty, Stüdyo Fener'i sundu.